TV1 ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenler. 19 ana haber bülteni ile karşınızdayız efendim. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce bir dizi ziyaretlerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi. Esnaflarla ve vatandaşlarla buluşan İnce hem iktidara hem muhalefet eleştirilerini sıraladı. İnce, asgari ücret teklifimiz 10.000 TL dedi. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce Kayseri'deydi. İnce, Kahramanmaraş programı sonrası Kayseri'ye uğrayarak ziyaretler gerçekleştirdi. İnce, hadi İnce. Kolay gelsin. Bir cumhur, bir millet, tek yol, memleket diyen Muharrem İnce. Muharrem İnce, Talas'ta esnaflarla buluştuktan sonra Sivas Caddesi üzerinde de esnafları ziyaret edip vatandaşlarla sohbet etti. Adam benim. İnce, hadi İnce. İnce, Cumhuriyet Meydanı'nda basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Muharrem İnce, hem muhalefeti hem de iktidarı eleştirdi. Asgari ücret en az 10.000 TL olmalı dedi. Cumhur İttifakı diyor ki, partili cumhurbaşkanlığı devam etsin. Ama altılı masaya bakıyorum. Biz partili cumhurbaşkanı istemiyoruz diyoruz. Onlar da diyor ki parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun. Altısı bir araya gelecekmiş. Karar vereceklermiş. Cumhurbaşkanı da şak diye yapacakmış. Ya böyle bir cumhurbaşkanı olabilir mi? %2 oy almış partinin genel başkanından emir alan %50+1 almış cumhurbaşkanı olur mu? Ne partili cumhurbaşkanı olsun, ne parti başkanından emir alan cumhurbaşkanı olsun. Memleketin evladı olsun ya. Peki anayasa değişikliği yapıyorsunuz da o anayasa değişikliğinde 6 yaşında kız çocuklarına 29 yaşında adamların nikah kıymasını engelleyecek bir madde niye koymuyorsunuz? Niye koymuyorsunuz? 2 yıl önce şikayet etmiş mağdur. 2 yıldır bakanlık saklamış. 6 yaşında çocuğa dini nikah kıyıyorlar ya, sapıklara bakın siz. O nikahı kıyan imam, o nikaha şahitlik edenler, ana, baba, komşu, bunu görmezden gelen polis, buna sahte rapor veren doktor, davayı açmayan savcı, hepsini hapse tıkmak lazım bunları. Asgari ücret tartışıyoruz. Memleket Partisi olarak asgari ücret teklifimiz 10.000 lira. Yetmez ama 10.000 lira. Fakat unutulan bir kesim var burada, emekliler. Onlar asgari ücretin çok çok altında hayatlarını çok zor devam ettiriyorlar. Asgari ücret kadar emeklileri de tartışmamız gerektiğini söylüyorum. Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, iktidarın önceliğinin hiçbir zaman bilim ve teknoloji olmadığını belirtti. Mecliste konuşan Arık, onların tek önceliği var. Malı nasıl götürürüm, mal nasıl götürülür diye konuştu. Ama bu iktidarın bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Onların tek önceliği var. Malı nasıl götürürüm? Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın bütçesinin görüşmelerinde söz alan Cumhuriyet Halk Partisi Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı Fatma Varank'ın kardeşi ve Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank'ın da kuzeni olan Sedat Varank, emlak konut GYO'da aldı ancak oluşan tepkinin ardından iptal edilen ihaleyi Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşıdı. Bilimden, okuyandan korkmamanız gerekir. Ama bu iktidarın bilim, teknoloji gibi bir önceliği yok. Onların tek önceliği var, malı nasıl götürürüm? Mal nasıl götürülür? Kupan arazilere nasıl çökülür? Nasıl çökeriz? Öyle değil mi Sayın Bakan, Sayın Varank? Siz bakansınız Sayın Varank. Bakınız, kuzeniniz Fatma Varank, Çevre ve Şehircilik Bakan Yardımcısı. Doğru mu? Doğru. Kuzeniniz Fatma Varank'ın kardeşi Sedat Varank da bir iş adamı. Öyle mi Sayın Varank? Öyle. Bakınız bu cevval iş adamı ablasına bağlı olan emlak konutun ihalelerine giriyor. Abla kardeş dayanışmasıyla milyarlarca ihaleleri çatır çatır alıyorlar. Çatır çatır. Bakınız örneğin 280 milyon liralık
Merkez Ankara projesi. Doğru mu Sayın Bakan? Örneğin Bodrum'daki 10 milyar liralık kupon arazisi. Milyar liralara dilim dönmüyor artık. Bakınız paraların büyüklüğüne. Bakın Sayın Bakan, Varanka ailesi olarak dezenfaktanca bakanla mı yarışıyorsunuz? Söyleyin. Yani Varanka ailesi gerçekten onu çoktan geçmiş. Çünkü milyarlık ihalelerle uğraşıyorlar. Varanka ailesi milyarlardan aşağısını kabul etmiyor. Anlattım, iyi dinleyin. Bakın Sayın Varank, kuzeni suçüstü yakalanınca ne diyor biliyor musunuz? Diyor ki neymiş? Soyadımız Varank'mış. Bakın bunu sizin kuzeniniz söylüyor. Bize de yazık. Bir bırakalım da taksi şoförlüğü mü yapalım diyor. Kim söylüyor? Kuzeni Varank söylüyor. Bakın vallahi yazık. Billahi yazık. Bu kadar yüzsüzlüğe, bu kadar ahlaksızlığa, bu kadar çürümüşlüğe gerçekten yazık. Ve ben buradan da namusuyla helalinden evine ekmek götüren tüm taksi şoförlerini saygılıyorum. Zorunuza mı gitti doğruları duymak? Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda yatırımcıların sözleşme kurallarına uymamaları sonucu arsaların yeniden satışa çıkarıldığını söyledi. Büyükkılıç, sözleşme kurallarına uymayan yatırımcıların uyarılara uymamaları sonucunda arsaları yeniden ihaleye çıkardık dedi. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Erciyes Dağı'nda ihaleyle arsa satın alıp yatırım yapmayanları uyarmıştı. O uyarılara kulak asılmayınca Büyükşehir Belediyesi sözleşme kurallarına uymayanların elinden arsaları alarak yeniden ihaleye çıkardı. Yatırımcılara nezaket kuralları içerisinde uyarıda bulunduklarını fakat şartların yerine getirilmediğini, dosyaların mahkemeye verildiğini söyleyen Başkan Büyükkılıç, "Bizim amacımız yatırım yapmak," dedi. Teşvik niyetiyle yatırımcıya davet gönderilmiş, gerekli ihaleler yapılarak çalışmalar yapılmış. Sonrasında da yatırımcı o an için belki potansiyel olarak çok şey görmemiş olabilir, fizibil. Bekleyelim görelim mantığında. Ama satılan arsanın şeyinde de şartnamesinde de 2 sene içerisinde yatırıma başlaması gibi kurallar var. Biz bundan hareket ile nezaket kuralları içerisinde gerekli hatırlatmalarda, uyarılarda bulunduk. Onlara dedik ki bakın arkadaşlar, biz yatırım yapmayanlarla ilgili tekrar bu arsaların belediyemiz tarafından yatırımcılara sunulmak üzere değerlendirmesi boyutunda çalışma yapacağız dedik. Onlar herhalde biraz şaka zannettiler ama şimdi dosyalar birer birer sonuçlanmaya başladı. Biz de onları tekrar kamu ihale kurumu kuralları gereğince ihaleye çıkarıyor yatırımcılarımıza. Sunuyoruz. Gerekli çalışmalar seyrinde gidiyor. Sorun yok. Başkan Büyükkılıç'ın memleketi Şıhlı mahallesinde de içerisinde yer aldığı grup yollarına 35 kilometrelik asfalt yolla konforlu ve güvenli ulaşıma kavuşturdu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin Develi ilçesi Şıhlı mahallesinin daralarında bulunduğu kırsal mahalle yolları konforlu ulaşım için asfaltlandı. 35 kilometrelik yol Kayseri Valisi Gökmen Çiçek ve mahallelilerden takdir topladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Develi ilçesi kırsal mahalleleri ziyaretlerinde Vali Çiçek'le birlikte Ata Toprağı Şıhlı mahallesini de ziyaret etti. Mahalle kıraathanesinde konuşan Başkan Büyükkılıç, 35 kilometrelik konforlu yolun çocukluk hayali olduğunu anlattı. Kamyonlarla kış şartlarında Fatih döneminde buraya gelirken Hoşça, Ayşepınar bölgesi dahil o bölgede arabalarımızın çökmek suretiyle bizlerin yaya olarak köylere, köyümüze geldiğimizi hiç unutmadı. Bir dönem hele kan şekerim düşmüştü. Bugün doktor olarak onu öyle yorumluyorum. Kış şartlarında yine araba yolda kalmış, sırtımızda çanta, içerisinde kitap dolu, okuyup alim olacağız ya. Dolayısıyla yolda kaldık, o Belcik dediğimiz yeri zor çıktık, elimizden tutarak sürükleyerek. Daha sonra hemen köyün girişinde rahmetli Halil amcamın, Selam teyzemin evinin önüne geldiğimizde bana yarım bardak bir pekmez içirdiler. Gözümün önü çıra gibi açıldı. O zaman hakikaten benim içimde bir ukde kaldı.
Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Toplantıda 55 madde görüşülürken bazı maddelere komisyona havale edildi. Kayseri Büyükşehir Belediyesi Aralık ayı meclis toplantısı yapıldı. Başka söz alan yok. İmar Bayındalık Komisyonumuzun 29.10.2022 tarih ve 231 sayılı raporunun kabulünü önerize sunuyor. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy birliğiyle kabul edilmiş. Meclis Başkan Vekili Mehmet Savruk Başkanlığı'nda toplanan meclis, İmar Bayındırlık ve Plan Bütçe Komisyonu tarafından hazırlanan 55 maddeyi görüşerek karara bağladı. Raporun kabulünü oylarınıza arz ediyorum efendim. Kabul edenler, kabul etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Görüşmeler sırasında bazı maddeler komisyona havale edilirken Büyükşehir Belediyesi'ne ek bütçe verilmesi talebi ise bir sonraki toplantıya bırakıldı. Orası boş duruyor. Ufak tefek böyle birkaç tane eski taş var. Bazilika olarak orası geçilmiş alanı. Bunun haricinde Cemevi'nin yan tarafında eski bir mezarlık var, maşatlık var. Onu burada işliyoruz. Bir diğeri şeyde köşkte bir sit alanı, bu Roma mezarı çıkmıştı biliyorsunuz. Orada ikincisi çıktı, onu işliyoruz. Dolayısıyla buradaki revizyonların bir kısmında zaten 4-5 tanesi sit alanlarını, imar planlarına işlenmesiyle ilgili. Bit pazarı ile ilgili buradaki değişiklik yapma şeyi şöyleydi. Bit pazarı özellikle pazar günleri çok yoğun oluyor. Burası da okul alanı gözüküyor. Ama orada şu an için bir okula ihtiyaç yok. Hemen yan tarafta okul alanını yan tarafa kaydırdık. Orasını belediye hizmet alanı şekline çevirdik. Çünkü orası bit pazarı olarak kullanıldığı için belediye kullanıyor. Onun tahliye edilmesi, boşaltılması şu anda mümkün değil ama alt tarafta herhangi bir şey var mı yok mu ilk defa. Melikgazi Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik açtığı okuma yazma kursları büyük ilgi görüyor. Melmek tarafından açılan kurslarda onlarca kursiyer okuma yazma eğitimi alıyor. Melikgazi Belediyesi'nin yetişkinlere yönelik açtığı okuma yazma kursları büyük ilgi görüyor. Okuma yazma kursu ile günlük yaşamla ilgili temel bilgi ve becerileri kazandırmaya amaçladıklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, "Melikgazi'mizde eğitimde fırsat eşitliği ilkesiyle hizmete açtığımız kurslarda okuma yazma bilmeyenlere yönelik Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü ile işbirliğinde kurslar açmaya devam ediyoruz. Bunun yanı sıra hayatlarında kullanabilecekleri temel bilgiler öğreniyoruz. Melikgazi olarak temel anlayışımız vatandaşlarımızın hayatını kolaylaştırmak, onların hayatına dokunarak bir farkındalık oluşturmak. Okuma yazma fırsatını bulamayan yetişkinlerimize bu kurslarımızda destek olarak eğitim veriyoruz. Kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerlerimize eğitim sonunda sertifika da veriyoruz. Belediye olarak eğitim önceliklerimiz arasında hayatın her alanında olduğu gibi okuma yazma konusunda da vatandaşlarımızın yanında olmaya özen gösteriyoruz. Bu kapsamda okuma yazma öğrenmek isteyen tüm yetişkin vatandaşlarımızı kurslarımıza bekleriz dedi. Koca Sinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, hizmete sunulan projelerle yerli ve milli üretime destek vererek ülke ekonomisine büyük katkı sağladıklarını söyledi. Yerli Malı Haftası dolayısıyla bir mesaj yayımlayan Başkan Çolak Bayraktar, yaptığı hizmetlerle yerli ve milli üretime destek verdiklerine dikkat çekti. Başkan Çolak Bayraktar, Koca Sinan Belediyesi olarak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve kıymetli eşleri Sayın Emine Erdoğan'ın öncülük ettiği yerli ve milli üretim seferberliğine tam destek oluyoruz. Bu doğrultuda yaptığımız hizmetlerde yerli malı kullanımına büyük özen gösteriyoruz. Bunlardan biri olan çözüm merkezimizin yazılımının tamamen belediye personeli tarafından yerli ve milli imkanlarla yapılması ve %100 yerli üretimi olan asfalt planti hizmetimiz gibi birbirinden önemli yatırımlarımızı hayata geçirmiş olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Özellikle tesislerimizde bugün gençlerimizin yazılımını kendilerinin yaptığı ve model olarak ürettiği İHA'lar ile robotlar yarın ülkemizin ekonomisine katkı sağlayacak. Koca Sinan Akademisi çatısı altında birçok branşta eğitim veriyoruz. Kursiyerlerin almış oldukları eğitim sonunda ortaya çıkardıkları eserler hem yerli malı kullanımının öneminin göstergesi olurken hem de yerli üretim olan ürünleri kullanmaya da teşvik ediyor. Ayrıca bu eğitimler sayesinde hanım kardeşlerimizin meslek edinmeleri ve sosyalleşmeleri noktasında katkı sağlamış oluyoruz. Böylece öğrendikleriyle aile bütçesine, ülkemize ve Kayseri ekonomisine katkı sağlamaktadırlar. Bu vesileyle ülke ekonomisine katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum ifadelerini kullandı. Talas Belediyesi İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı İşbirliği ile Talas'taki engelli vatandaşlara akülü araç hediyesinde bulundu.
Talas Belediyesi İHH işbirliği ile Talas'taki engelli vatandaşlara akül araç hediyesinde bulundu. Törende konuşan Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, hizmetin başladığı günden bu yana 600'ün üzerinde engelli aracı tamir ettiklerini belirtti. Biz Kayseri'de bundan 2,5 yıl önce ilk defa bu akülü araçları ve manuel araçları tamiri noktasında bir atölye açtık. Bir de baktık ki Talas'ta başladık biz bu işe, Kayseri'nin her tarafını kapsamaya başladık. Daha sonra Nevşehir, Kırşehir'den bizim engelli aracımızda ya da akül aracımızda tamir edilmez mi? Eğer arabam bozulursa telefon ettiğim zaman belediye kendi rampalı arabasıyla gelecek ve tamirini oradaysa orada yapacak, orada olmuyorsa atölyeye götürecek, beni de evime bırakacak. Sonra benimle aracımı buluşturacak. Hakikaten böyle oluyor. 2,5 yılda 600 küsür tane aracı tamir etmişiz. İHH Hollanda temsilcisi Ayhan Arslantaş da Kayseri'de ve Talas'ta olmaktan çok mutlu olduklarını belirtti. Adil Paylaşım Derneği temsilcisi Murat Kurt da Kayseri'nin hayırseverlik anlamında çok özel bir yeri olduğunun altını çizdi. Konuşmaların ardından ilçe müftüsü Bünyamin Turgut'un yaptığı dua sonrası araçlar sahiplerine teslim edildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda hırsızlık suçundan 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar, büro amirliği ekiplerinin özellikle hırsızlık suçlarına yönelik haklarında kesinleşmiş hapis cezası ile yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmaları aralıksız devam ediyor. Yapılan çalışmalarda kilitlenmek suretiyle muhafaza altına alınmış eşya hakkında hırsızlık suçundan aranan ve toplamda 39 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan GA polis ekiplerince yakalandı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan GA cezaevine teslim edildi. Kayseri'de polis ekiplerinin durumundan şüphelenerek durdurduğu şahsın ayakkabısının içerisinde uyuşturucu madde ele geçirildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı güven timleri, büro amirliği ekipleri, Melik Gazi ilçesine bağlı Battal Gazi mahallesinde mezarlık kenarında yürüyen SC'den şüphelendi. Şahsı durduran ekipler yaptıkları aramada ayakkabı içerisine zulalanmış 1.28 gram uyuşturucu madde ele geçirdi. O anlarda kameralara yansıdı. Gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü. Tarımın yoğun olarak yapıldığı Yeşilhisar'da sayıları her geçen gün artan ve ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı başlatıldı. Yaban domuzlarının avlanabilmesi için ilçeye profesyonel avcılar davet edildi. Yeşilhisar'ın yaban domuz isyanına profesyonel avcılar yetişti. Tarımın yoğun olarak yapıldığı Yeşilhisar'da sayıları her geçen gün artan ve ekili alanlara zarar veren yaban domuzları için sürek avı başlatıldı. Yaban domuzlarının avlanabilmesi için ilçeye profesyonel avcılar davet edildi. Doğru, bizimkilerle bir konuşsunlar da ona göre. Bu kapsamda Erciyes Domuz Avcıları grubunun 35 üyesi ilçeye avlanmak için geldi. Erciyes Domuz Avcıları Başkanı Ahmet Yıldırım, çiftçilerin mallarına zarar veren yabani domuzlarla mücadele ediyoruz dedi. Kavak Köyü Parapınar mevkiindeyiz. 4 tane domuz vuruldu. Çok büyük bir sürü vardı. Tarım arazilerine çok büyük zarar vermekteydi. İnşallah bu mücadelemiz neticesinde de bu bölgeden kovduk. Yaklaşık bir ay falan gelmezler inşallah. Efendim, piyasalar haftaya sakin bir başlangıç yaptı. Ekonomist Ömer Uzunoğlu, swap anlaşmaları dolar fiyatlarının bastırıldığını ifade ederek önümüzdeki günlerde doların 22 TL'yi bulabileceğini söyledi. Sarraf Hüseyin Zıkılmut ise gram altının 1200 TL'ye geçeceğini kaydetti. Piyasalar haftaya sakin başladı. Uzun zamandır devam eden sakinlik geçen hafta hareketlenmişti. Fiyatlar bu hafta oturdu.
Ekonomist Ömer Uzunoğlu piyasaları değerlendirdi. Belirlenecek olan asgari ücret rakamıyla önümüzdeki dönemde işsizliğin artacağını söyleyen Uzunoğlu, doların 22 TL'ye ulaşacağını ifade etti. İşsizlikte ciddi sıkıntı yaşıyoruz. Asıl işsizlikteki sıkıntıyı biz asgari ücretin başlamasıyla, değişmesiyle beraber, pardon, yeni asgari ücretin belirlenmesiyle beraber uygulama noktasında yaşayacağız. Gerek yeni istihdam sağlanma, gerekse çalışanlar açısından bunu göreceğiz konjonktürel anlamda. Büyük ihtimal artacak. Dolarda çok ciddi bir sıkıntı var. Dolar hükümet son birkaç aydan beri swap'la aldığı paraları piyasaya sunarak blok etmeye çalışıyor, sakinleştirmeye çalışıyor. Umarım ben bu noktada da doğru olanı bulurlar. Bu işe son verirler. Aksi halde doların bize ödeteceği bedel sonunda çok ağır olabilir. Şu anda reel olması doların gereken değer yılbaşında 13 liraydı. %80'lik bir enflasyonu baz aldığınızda en az 22 lira olması gerekiyor. Olur mu peki önümüzdeki günlerde? Bugün olmaz ama aylar sonra biz bunu katmerli olarak yaşayacağız, bunu bilin. Nasıl 12 liradan bir anda 18 liraya çıktı dolar, aynı olayı yaşayabiliriz. Ben yalnızca uyarmak istiyorum. Sarraf Hüseyin Zıkkabun'sa altın fiyatlarındaki seyri paylaştı. Zıkkabun, gram altın 1200 TL'yi bulacak dedi. Çeyrek altın şu anda 1775 TL. Cumhuriyet yani 4 çeyreğe tekabül eden altınımız 7100 TL. Döviz fiyatlar da aynı şekilde. Haftayı 18600-18650 bandında kapatan dolar gene aynı fiyatlardan açtı. Aynı fiyatlardan devam ediyor döviz kuru. Euro da 19600 bandındaydı. Gene aynı şekilde şu anda 19620 euro kuru. Fiyatlarda normalin dışında bir iniş çıkış görünmüyor. Önümüzdeki günlerde fiyatların artacağına dair tahminler her geçen gün daha da fazlalaşıyor. Özellikle de zaten malum yılbaşı, bu ayın son 15-20 gününe yaklaştık. Önümüzdeki günlerde altının 1100'ü göreceğini ve geçeceğini tahmin ediyoruz. Yılbaşından sonra da bu hareketliliğin yerini sakinliğe bırakacağını düşünmüyoruz. Yine aynı hareketlilik devam edeceğini ve altının gramının 1200'lere yaklaşacağını tahmin ediyoruz. Havaların soğuduğu ve yağışların olduğu şu günlerde araç sürücüleri tedbir almalı. Zira kışlık araç bakımı büyük önem taşıyor. Uzmanlar bu konuda vatandaşları uyarırken kışlık bakım olası faciaların önüne geçiyor. Araçların kışlık bakımının zamanı geldi ve geçiyor bile. Havalar soğumuşken sürücüler trafiğe kışlık bakım yaptırmadan çıkmamalı. Kış mevsiminde insan sağlığı kadar araç sağlığı da büyük önem arz ediyor. Nitekim yolda kalmamak ya da herhangi bir kazaya karışmamak adına araçların kışlık bakımları muhakkak yapılmalı. Bu araç neden burada? Kışlık bakımı yapılmadığı için abi. Ne olmuş peki araca? Antifrizi konulmadığı için araç yolda kalmış, çalışmamış. Onun için burada. Şimdi peki komple mi yapıyorsunuz? Evet, komple yapıyoruz abi. Masrafı da fazla mı? Evet, fazla. Normal bakımları yapılsaydı böyle olmayacak mı? Böyle olmayacaktı evet abi. Motor ustası Mehmet Özden, kışlık bakımın neden önemli olduğunu anlattı. Özden, özellikle tam anlamıyla kış başlamadan bu tedbirlerin alınması gerektiğini söyledi. Araçlarımızın kaliteli antifriz koyması önemli, mühim olan. Opet, Castrol, Shell veya merdiven altı ucuz kötü antifrizleri kullanmaması gerekiyor. Kullandığı zaman zaten malum böyle silindirlerde, bloklarda çürüme, üst kapaklarda çürüme, conta yakma gibi riskleri çok büyük taşıyor. Yani 3 kuruşluk bir antifriz koyunca bu araçların büyük bir meblaları meydana geliyor. En aşağı 40-50 bin lira kadar, 70 bin lira kadar masraflar artıyor. Malzemeler pahalı. Bunlar bir milli servetimiz. Gereken yetkili yerlerde, yetkili kişilerde dürüst çalışan esnaflarla iş yapmalarını tavsiye ediyoruz. Yani kışlık lastiklerimizi mecburen takmak zorundayız. 1 Aralık'tan itibaren bunlar geçerli beyefendi. Hani maddi zarardan da ziyade maneviyatımız da var. Yani sağlığımız bu kadar ucuz değil. Bir aracın kışlık bakımlarındaysa belli başlı parçaların değişmesi gerekiyor. Bunlardan en önemlisi motor yağı. Bir aracın kışlık bakımı için olmazsa olmaz gereçler. İşte motor yağı, yağ filtresi, mazot filtresi ve hava filtresi. Yine polen gibi yine başka ürünlerde yine olmazsa olmazlar arasında. Şimdi kışlık bakım derken motor yağı, yağ filtresi, mazot filtresi, hava filtresi. Bunları genelde orijinal takmaya gayret ediyoruz elimizden geldiği kadar. Malum fiyatlar yüksek de olsa kaliteden önem vermiyoruz. 2001-2006 model araçlar, 2006-2011'e kadar, 2011-2017'ye kadar olan araçlarımızın yağ bakım kitlerimiz mevcuttur. Kaliteli malzeme ve gerekeni yapmaya çalışıyoruz elimizden geldiği kadar. Kışlık bakımın maliyeti ise aracın modeli ve markasına göre değişiyor. 1000 liradan başlayan fiyat 1800 liraya kadar çıkıyor.
Aracına göre değişiyor. 1400 liradan 1000 lira, 1400 lira kadar, 1800'e kadar fiyatlarımız değişiyor. Aracın aldığı litre miktarına göre, motor yağının aldığı litre miktarına göre koyabiliyoruz. Yaptırsınlar bakımları. Tabii, yaptırsınlar bakımları. Kış rahat geçsin efendim. Hayırlı günler diyoruz. Sağ olun. Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift 12-12-2022 tarihinde hayatlarını birleştirdi. Kocasinan Belediyesi Hizmet Binası içerisindeki nikah salonunda her 15 dakikada gerçekleşen nikah törenleri evlenen çiftler unutulmaz anlar yaşattı. Biliyor musunuz? Evet. Kocasinan'da evlilik tarihlerinin özel bir gün olmasını isteyen 22 çift 12-12-2022 tarihlerinde hayatlarını birleştirdi. Tabii ki evet. Sosyal belediyecilikte örnek olacak çalışmalara imza atan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar, unutulması zor rakam olan 12-12-2022 tarihinde evlenmek isteyen çiftlerimizin nikahlarını kıydık. Kocasinan Belediyesi olarak bugün 22 çiftin nikahına ev sahipliği yaptık. Modern nikah salonumuzda genç çiftlerimiz hayatlarının en mutlu anlarında nezih bir ortam sunuyoruz. Şimdi ise daha konforlu ortamda daha iyi hizmet vermek amacıyla yine nikah salonumuzu dizayn ediyoruz. Hem açık havada hem de daha nezih ve ferah ortamda nikah işlemlerini gerçekleştireceğiz. Gençlerimizin daha huzurlu ve daha mutlu yuva kurmaları için her zaman yanlarındayız ve olmaya da devam edeceğiz ifadelerini verdi. Süper Lig ekiplerinden Kayseri Spor, Dünya Kupası'na gönderdiği futbolcularından 200 bin dolar gelir elde etti. Türkiye'de forma giyen ve Dünya Kupası'nda boy gösteren futbolcular, kulüp kasasına önemli derecede para girmesini sağladı. Turnuvaya 4 oyuncu gönderen Beşiktaş, şu ana kadar en çok gelir elde eden kulüp oldu. Siyah beyazlılar 600 bin dolar gelir elde etti. Dünya Kupası'na 5 oyuncu gönderen Galatasaray, kasasına toplamda 428 bin doları koydu. Fenerbahçe ise Batshuayi, Valencia ve eski oyuncusu Kim Min-jae'den toplamda 220 bin doları almayı hak etti. İran milli takımına Hüseyin'i ve Ali Karimi'yi gönderen Kayseri Spor 200 bin dolar gelir elde etti. Trabzonspor 170 bin dolar, Alanya Spor 150 bin dolar, Hatay Spor 120 bin dolar, Antalya Spor 70 bin dolar kazanırken Konya Spor da 40 bin dolar gelir sağladı. Efendim, haber detaylarımızı aktardık. Ana haber bültenini burada noktaladık. Yarın yine aynı saatte buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın.